biz ne yapıyoruz? Bu güzel FV7'nin, babamın aracı bu. Bunun yağ bakımını yapacağız. Gördüğünüz gibi orijinal Honda hava filtresi, orijinal Honda polen filtresi, yağ filtresi ve yağını değiştireceğiz. Yağı mobil kullanıyoruz. 0.30 Ankara koşulları için çok güzel bir yağ. İyi bir tercih. Değiştireceğiz. Aracı kirikoyla kaldırdık arkadaşlar. Bu kadar kaldırmanız yeterli. İri bir cüsseniz varsa tabi biraz daha sığmak zor olabilir. O zaman biraz daha fazla kaldırmak için kirikonun altına ayrı ek bir destek yapabilirsiniz. Bakın şurada kirikonun altına bir 5-10 santimlik parça koyup kaldırırsanız biraz daha yüksek kalkacaktır. Güvenlik amacıyla da oraya bir şeyler koyduk. Yani düşerse de bunun üstüne düşsün ki can güvenliğimiz tehlikede olmasın. Yağ filtresini ve yağı değiştirmeniz için bu kadar bir yükseklikte kaldırmanız yeterli. Tekeri sök edebilirsiniz. Sökmenize gerek de yok. Ön taraftan girip yapabilirsiniz. O anlamda bir sıkıntı yaratmaz. Bu işler kolay arkadaşlar. Herkes yapabilir bunu. Kapısının önünde. Yağ tapası orada. Yağ tapasını söküp kartelden boşaltacağız ya. Burada da filtre var. Filtreyi sökeceğiz. Daha sonra yeni filtreyi takacağız. Elle sıkmanız yeterlidir yağ filtresini. Tekrar anahtarla sıkmanıza gerek yok. Burada da yağ tapası var. Yağ tapası belli bir süre sonra eskiyebiliyor ama biz şimdi yenisini koymayacağız oraya. Arkadaşlar 17 lokmayla buradaki yağ tapasını gevşettik. Şimdi tamamen sökeceğiz. Ve eski yağ boşalacak. Gördüğünüz gibi eski yağ boşalıyor. Haliyle siyahlaşıyor tabi ya. Yağ Mobil 0.30 ve hala viskolitesi çok güzel. Kaliteli bir yağ. Evet, o yağ boşalırken biz de şimdi burada yağ filtresini sökeceğiz. Yağ filtresi anahtarla sökülüyor. Eski bir kayış filan gibi bir şeyle de sıkıştırıp sökebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor değil. Bizim bu yağ anahtarımız, yağ filtresi sökme anahtarımız bunu sökebiliyor arkadaşlar. Söktükten sonra sıkmak için el kuvveti yeterlidir. Daha fazlasına lüzum yok. Evet. Bakın. Buradan da yağ akmaya başladı. Bir miktar da buradan akacaktır muhakkak. Araba şu anda sıcak olduğu için yağ da sıcak. Bakın. Kalan hala yağ çıkıyor buradan. Yağ filtresinin olduğu bölüm. Bu iyice aka dursun. Yağ tamamen boşalsın. O arada biz de filtrelere bakalım. Tamam. Hava filtresini değiştireceğiz. Çok basit. Burada iki tane mandal var. Bir tane de bu tarafta mandal var. Bunu da çekiyoruz. Şu aradan gördüğünüz gibi hava filtresi bu aradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi eskisi bayağı tozlanmış, pislenmiş. Yenisini takıyoruz. Onu da basit bir şekilde buradan itekliyoruz arkadaşlar. Oturuyor. Daha sonra tekrar bu kapakları, mandalları kapattığımızda değişmiş oluyor. Polen filtresini de değiştireceğiz. Bunun da değiştirmesi çok kolay. Burada torpidonun burada iki tane mandalı var. Bu mandalları şöyle bastırıp torpidoyu aşağı indirebiliyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra
torpidonun kendisi şöyle aşağı doğru iniyor. Tabi içindekiler boşalıyor. Bakın polen filtresi şurada. Şurada tırnağı var. Oradan açacağız. Bir dakika. Şu yanda bir tırnak var. Bir de bu yanda var. İkisine bastırıp şu kapağı alıyoruz. Bakın şu tırnaklara bastırmamız gerekiyor çıkartırken. Bu tarafta da var. Bunu çıkarttıktan sonra eskisi bu içeride. Bunu çekip alıyoruz. Bakın pislikler gelmiş. Bunlar üflemesine engel olur arabanın. Yavaş azaltır yani hava akışını. Gördüğünüz gibi çok pis eski filtre. Bunu atıyoruz. Yenisini açıyoruz. Arkadaşlar. Bunda da bu kenarlar yine bu yazılı kenarlar sağa sola gelecek şekilde filtreyi yerleştiriyoruz. Daha sonra da bu kapağı tekrar yerine oturtturuyoruz. Eğer bunu düzgün oturtmazsanız vij diye rüzgar sesi yapar. Daha sonra tekrar torpidonun şu yanlarına bastırarak yerine oturtuyoruz. İçindekileri de tekrar koyalım. Döküldü çünkü onlar. İşte polen filtresini değiştirmek de bu kadar basit. Yağ filtresi de bu arkadaşlar. Bunu kutusundan çıkartıyoruz. Bunu yerine sıkmak için elinizle sıkmak yeterli. Getir bakalım. Yeri... Dur. Yağ filtresinin deliği burada. Onun girdiği yer de burada. Zaten dediğim gibi elinizle sıkmanız yeterli. Yerine bir türlü getiremedim. Gördüğünüz gibi vidasına oturdu. Böyle sıkıyoruz. Elinizin gücü nereye kadar yetiyorsa o kadar sıkmanız yeterlidir arkadaşlar yağ filtresini. Sonra tekrar yine kaçak var mı yok mu diye kontrol edersiniz. Ben son gücümle sıktım. Bez yordamıyla bir daha sıkacağım sonra. Şimdi yağ tapası, bakın hala yağ geliyor. Onu geri takacağız. Hemen takalım onu. Yağ tapamız burada. Bu minik şey. Onu da yerine takacağız. İşte burada. Arkadaşlar, Amerika'da araçların bakımını herkes kendisi yapar. Bunlar çünkü basit işler. Biz de niye yapamayalım ki? Bir miktar kuvvet uygulamanız yeterli. Fazla sıkarsanız karteli şuradan çatlatırsınız. Genelde buradan çatlar ve buradan yağ kaçağı olmaya başlar. İşte gördüğünüz gibi bu işler bitti. Dediğim gibi bu yağ filtresini de bir daha bir kontrol ediyorum. Her şey bitti, tamam. Buraları da silelim. Motoru ısındıkça yağ buharının kokusu arabaya gelmesin. Çok harika. Evet. Tapaları taktık, filtreyi taktık, sıktık. Yağ kapağını açıyoruz motor kısmından. Huni'yi koyduk. Yağımızı boşaltıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu böyle biraz buradan yavaş akar. Şurasını
açabiliyorduk ama şimdi uğraşmayacağım, neyse. Şöyle. Oluyor. Arar. Yeni yağımız doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi Mobil'in 0.30 yağsını koyuyoruz. 0.20 daha soğuk iklimler için daha iyi. Çünkü yağın soğuk viskozitesi 0'la işaret ediliyor. Sıcak diğer tireden sonraki kısımla. Burasının 30 olması daha yüksek çıplaklıklarda yağın kendini koruma özelliğini ifade eder. 20 olduğunda yazın sıkıntı yapabilir. 30 olması daha iyidir. Ankara koşulları için konuşuyorum. Erzurum'daysanız 0.20 tercih edin. Daha iyi olur. Hava filtremizi taktık. Yağımızı koyduk. Arabayı çalıştırıp aşağıdan herhangi bir kaçak var mı yok mu diye bir bakacağız. Evet. 10 numara çalışıyor. Maşallah. Bakalım. Burada da herhangi bir kaçak gözükmüyor. Her şey çok güzel arkadaşlar. Evet, FB7 aracımızın bakımını böylece bitirmiş oluyoruz. Allah kazadan beladan korusun cümlemizi. Başka videolarda tekrar görüşürüz İnşallah. Bakın, bu aracın fren yağı bir miktar azalmış. Bu da balataların artık yavaş yavaş bittiğini gösteriyor. Onu da şimdi görmüş oldum arkadaşlar. Aslında daha da az. Yani arabanın şu andaki rifoda eğimde durduğu için şu taraftan fazla gözüküyor ama seviye bayağı düşmüş. Demek ki balata değişimi gerekiyor. Bir müddet sonra onu da yapar, sizinle paylaşırız inşallah. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoş destek kanalı olarak kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sosyal medyalarımızı takip edebilirsiniz. Bu tür paylaşımlara devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin desteğini bekliyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.